Münafığın canını en çok acıtan, ruhunu en çok yakıp kavuran konulardan biri, münafıklığın sırlarını anlatan Kur'an ayetlerini duymak, münafık karakterinin deşifre edilmesini dinlemek zorunda kalmaktır. Mesela bu ne mahsura? Mesela bir münafık gelir, dinler. Yani adam yani boş bir kafayla da dinleyebilir. Mesela onun madem rahatsız olduğu bir konu, ama dinlemeyebilir, yani içten dinlemeyebilir. Mesela gelir, bir kenarda oturur, muhatap olmayabilir. Ama hakikaten tahammül edemiyor, Allah'ın hikmet. Mesela bu çok garip, bir mucize bu. Mesela Kur'an okunurken kaçıyor. Resulullah mescide geliyor. Mescitte başkasını siper ediniyor münafık. Bak ahmaklığına bak, yani fark edilmediğini zannediyor. Yavaş 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 yavaş. Mesela adam gidiyor ya, iki ayak var önde giden, arkada dört tane ayak görünüyor. Ahmak onun arkasına siniyor, o şekilde peygamberin huzuruna kaçıyor. Kur'an ayeti bu, yani münafığın meclisine dayanamıyor peygamberin. Bak peygamberin meclisine dayanamıyor. Ama istihbarat amaçlı geliyor. Yani istihbarat amaçlı, mesela ona vahiy katipliği de yapıyor. Orada şevki oluyor. Ama imani bir sohbete tahammülü olmuyor. Bak dinlese bile, ayeti dinledikten sonra diyor ki, ya bu ne demişti diyor. Haşa. Yani dışarı çıktı mı, kendi akranlarını, kendi ahbapları, ehibbasını bulduğunda onlara göğe kendince alaycı. Ama bu da bir mucizedir. Normalde yani bunu hiç demeyebilir de. İçinde de tutabilir. Ama bunu illaki yapmak istiyor münafık. Yani bu hastalık illaki oluyor onda. Ona ayetlerimiz okunduğunda şeytan Allah'a sığınırım. Sanki işitmiyormuş ve kulaklarına bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak müstekbirce sırtını çeviriyor. Yani Kur'an okunan yerden kaçıyor. İstemiyor diyeyim. Hayret bu. Yani bu çok büyük mucize. Normalde durur insan ya. Yani münafıksa bile münafık alameti vermemek için normalde gitmemesi lazım. İşte bak Allah onu nasıl aciz yaratıyor, görüyor musun? Yani bu demirden dağlanmıyor ki sırtı nihayet. Durması gerekir. Dayanamıyor. Ya bu çok büyük mucizedir bu. Mesela Kur'an okunmasına dayanamıyor. Allah'tan bahsedilmesine dayanamıyor. Bu çok büyük mucize.